Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Denizli Adrenalin Derneği'nden iki konuğum var. Sayın Mert Ersoylemez ve Gülüz Atan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Mert Bey? İyisiniz. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkürler. Mert Bey ilk önce isterseniz sizden başlayalım. Dernekteki arkadaşlarımızdan bahsedebilir miyiz? Tabii. Kimler, görevleri nelerdir? Yönetim kurulunu ele alacağız herhalde. Mümkünse. Biz yönetim kurulunu komisyon başkanlarından oluşturduk. Onun için komisyonlardan bahsetmem gerekiyor. Dalgıçlık komisyonunun başında Haluk Bey var. Haluk İlhan. RC modelde Ramazan Tortop. Balıkçılık komisyonunun başında Mustafa Efe Bey. Fotoğrafçılığın başında Cemil Alacalık. Profesyonel bir şekilde götürüyor bu işi. Offroad komisyonunun başında Abdullah Yeniyol. Yamaç paraşütü komisyonunun başında da Şuayb Erkuş Bey var. Beraber her hafta toplanıp yönetim kurulunu icra ediyoruz. Evet. Güzel, harika. Derneğiniz ne zaman kuruldu? Gerçi biraz evvel saydınız bir bakıma faaliyet alanlarını ama yine bahsetmek anlamında. Tabii, ne zaman kuruldu, bir de faaliyet alanlarımız neler? 2001 yılında kuruldu derneğimiz. 15 gönüllü arkadaşın bir araya gelmesiyle, böyle bir açı hissetmeleriyle, monotonluktan sıkılmalarıyla, belki de tabii o yılları ben bilmiyorum ama yorum yapıyorum şimdi. Bir araya gelmiş ve Adrenalin Derneği'ni oluşturmuşlar, kurmuşlar. O günden bugüne tabii zirvelere çıktığı yıllar olmuş Adrenalin Derneği'nin. Özellikle rahmetli vali Recep Yazıcıoğlu zamanında, efsane valimiz zamanında Adrenalin Derneği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dahi davet almış. Güzide bir derneğimiz. Hala biliyorsunuz rahmetli vali Recep Bey'in izlerinden devam ediyoruz. Bozdağ gibi. İşte barajda biliyorsunuz jet ski kullanmıştı. Çok değer veriyordu. Tabii zamanla ilgi alaka belki de o zamanın verdiği bir küllenme oluyor ama Adrenalin Derneği şu anda da geçmişteki günleri aratmayacak seviyede aktif bir dernek. Faaliyet alanlarını? Faaliyet alanlarında 9 komisyonumuz var bizim. Bunlar başlıca dalgıçlık komisyonu, RC model, remote control, uzaktan kumandalı araç, maket uçak, model uçak ve araçların olduğu komisyon, balıkçılık komisyonu, bisiklet komisyonu, fotoğrafçılık komisyonu, offroad, paintball, yamaç paraşütü komisyonları 9 dalda faaliyet gösteriyor şu an derneğimiz. Güzel, harika. Gülüz Hanım, siz bildiğim kadarıyla yamaç paraşütü. Evet, yamaç paraşütü yapıyorum. Bize anlatır mısınız biraz? Nasıl başladınız bu yamaç paraşütünü? Ben ilk Ölüdeniz'de iki kişilik yani pilot eşliğinde yolcu olarak başladım. Tandem. Yani sahilde izliyordum. Çok beğendim. Bir de ben deneyeyim dedim. O şekilde ilk uçuşum orada gerçekleşti. Sonra burada yamaç paraşütü yapan arkadaşlarla tanıştım. Hafta sonları gidip gelmeye başladım. İşte paraşütün ucundan tuttuk falan derken sonra bir bakmışız içindeyiz yani. Eğitim aldım tabii ki. Belirli bir eğitim süreci var. Onu geçiyoruz. Sonrasında yani bir ay sonrasında kendim uçmaya başladım. Harika. Şu an devam ediyorum. 4 senedir bu sporu yapıyorum. Yani uç noktada güzel bir spor. Şu anda hangi aşamadasınız? Şu an kendiniz uçabiliyor haldesiniz artık şu anda. Kendim uçabiliyorum. Orta seviye pilotum ben. Yanınıza misafir alabiliyor musunuz? Hayır. Onun için yani ayrı bir belgenizin olması gerekiyor. Eğitim almanız gerekiyor. Ama tabii bununla ilgili çalışmalarım da var. İnşallah yani bayan tandem pilot olmayı çok istiyorum. İnşallah o da olacak. Şimdilik kendim uçuyorum yalnız. Harika. Pekala, bayan arkadaşlarınız var mı sizden? Tabii başka ki var. Denizde var ama böyle gönüllü arkadaşlar. Çok fazla değil. Ortalama 5-6 diyelim. Yani en aktif olanı 3 ya da 4 ama ara sıra gelen giden oluyor. Onun dışında en fazla 5-6 kişi. Bayan olarak tabii. Güzel. Düşündüğünüz gibi aslında siz ilk önce merakınızdan uçtunuz, evet, ve sonra hoşunuza gitti. Evet. Yapabilir miyim diye herhangi bir tedirginiz oldu mu bu tabii şeye başladığınızda? Tabii ki başta oldu. Yani acaba yapabilir miyim, nasıl olur? Tabii ki kafamda soru işaretleri vardı.
Ama zaman içerisinde yani bu kadar yetenekli olabileceğimi ben de düşünmüyordum. Tabii ki çevre eğitmenim eşliğinde o da bana çok destek oldu. Yani ilk başta vardı kafamda soru işareti. Sonrasında zaten yapmaya başladığınızdan siliniyor, bir tutku haline geliyor. Meğer ben bunu çocukluğumdan beri istiyormuşum gibi düşüncelere kapılıyorsunuz ki öyle zaten benim için bir tutku yani. Yamaç poşeti vazgeçilmez. O zaman bayan arkadaşlara tavsiye kesinlikle tavsiye ederim. Hani şöyle düşünmesinler, işte ben zayıfım, kilom az ya da koşamam, şunu yapamam falan gibi düşünce oluşmasın. Şöyle bir şey var, tabii ki direkt uçmuyorsunuz. Hani çıkıp bir yüksek tepeden uçma gibi bir şey yok. Bunların eğitim aşaması var. İşte ilk önce yerde başlıyorsunuz. Sonra 10 metrelik eğimli bir araziye geçiyorsunuz. Sonra alçak tepeye, sonra en son yüksek tepeye. Kademe kademe ilerliyorsunuz. Hani direkt böyle çıkıp bir yüksek bir yerden uçmak değil. Hani korkmasınlar ya da kafalarında işte ben bayanım yapabilir miyim falan gibi düşünce oluşmasın. Kesinlikle tavsiye ederim. Tamam. Biraz sonra kaldığımız yerden sizinle devam edeceğiz. Mert Ar Bey hemen sorayım. Derneğiniz genelde kimlere hitap ediyor Mert Ar Bey? Aslında 7'den 70'e hitap ediyor. Yani bizim bir yaş aralığımız yok. Belli sporlarda belki yani bunu konuşabiliriz ama her yaşa uygun aktivitelerimiz var. Mesela RC modeli 3 yaşından itibaren. Çocuklar biliyorsunuz zaten evde oyuncakları buradan başlıyor. Onun üst yaş aralığı var mı RC modeli? Tabii profesyonel çizgiler var artık. O artık elektrikli küçük modellerden birbiri 10 ölçekli, 5 ölçekli, 20 ölçekli motorlu, benzin motorlu, silindirli modellere geçiyorsunuz. Orada tabii yaş artık kontrol etme, el becerileri, irade hepsi devreye giriyor. Psikolojik eşikler var, sınırlar var. Ama şey diyebiliriz hani belki 3 ile 16-17 yaş arasında daha küçük elektrikli, daha güvenli aletler seçilebilir RC modelde. O RC modelin remote kontrolü evet, bize getirdim herhalde. Evet, ben yanımda getirdim. Diğer sporlara gelince paintball ilkokul yaşlarında oynanabilecek bir spor. Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra, dikkat ettikten sonra. Birçok sporu yapabilirsiniz küçük yaşlarda. Yani bununla ilgili bir yaş sınırımız yok aslında. Yani yaş sınırı pek yok diyorsun. Yani. Yok. Yani bunu yaparım diyen herkes rahatlıkla bu sporları kesinlikle yapabilir. Bir problem varsa zaten bunları daha önceden sezmek mümkün. Hep eğitmen eşliğinde kontrollü sporlar olduğu için bu tür sporlar. Belki off-road'u yapamaz. Hani küçük bir çocuk neticede ehliyeti olmayan birisi off-road tamam, doğru. Yapamaz. Ancak diğer sporlarımız dalış yapabilir. Olta balıkçılığı yapabilir. Paintball oynayabilir. Dağ yürüyüşü yapabilir. Doğru. Yelpazemiz bu noktada çok geniş aslında. Harika. Harika. Pekala, bu modern uçaklarınızda izlediğim kadarıyla daha doğrusu derneğinizi incelerken yukarıdan çekimler de yapmışsınız. Tabii evet. Ondan evet. Biraz bahseder misiniz? Şimdi güzel, hoş bir görüntü olmuş. Yani evet, herkes ederiz. Herhalde öyle bir şeyi bence bilmiyorum yapmak isterler. Yani bulunduğu yerden tepeden görüntüsünü görmek. Aslında günümüzde biliyorsunuz bunlar özellikle savunma sanayinde çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Radara yakalanmayan türleri var. Heronlar var. Tabii oraya gelmek için belki çok uzun mesafe var. Onları konuşmamalıyız ama bizim çok meraklı arkadaşlarımız var. Zaten bir kere yaptığımız sporlar hobi ve tutku işi. Gülsan'ın söylediği gibi. Tutkulu arkadaşlar artık o tutkuyu geliştirmek, üzerine bir şeyler koymak üzerine sürekli dinamik bir vaziyette çalışıyorlar. Bir arkadaşımız da 8 pervaneli böyle örümcek dediğimiz bir modelimiz var bizim. Onun altına kamera montajıyla bu işi yapıyor. Kendisinin geliştirdiği bir sistemi var. Çekim yapabiliyor yani. Ayrıca uydudan koordinat belirleyip o koordinata modelini gönderebiliyor. Yani GPS üzerinden bugün işte biz burada çekim yaparken o arkadaşımız buradan deniz tadının koordinatlarını girip orada bir çekim yap geri gel diyebilir modeline. Model uçağına.